İhsaniye Mahallemizde daha önce aile sağlığı merkezi olarak kullandığımız bu alanı şimdi aynı zamanda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak da kullanmayı hedeflediğimiz, altında da müze olarak değerli arkadaşımız, değerli dostumuz Ceyhun İlgil'in de elinde bulunan koleksiyonla beraber burası bir sağlık müzesi olarak dönüştürmek istiyoruz. Son çalışmaları izlemek için ben de buraya geldim. Sanıyorum Eylül-Ekim aylarında burası açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Nilüfer Belediyesi'nin kültür hizmetleri içerisinde bir de bir sağlık müzesi kurmak istediğini duyunca sevgili başkanımın Turgay Bey'in davetiyle buraya geldim. Sevgili Turgay Bey'in bir pergelin çivisi gibi insanları etrafta toplayan o sihirli elleriyle bunca insanı bir araya getirdi. Bugün burada bu ilk toplantıyı yaptık. Koleksiyon çok iyi. Çok değerli koleksiyonerler var. Çok değerli sağlık konusunda çalışma yapan insanlar var Bursa'da. Sağlıklı bir gelecek diliyorsak bunu bir müzenin çatısı altında toplamak düşüncesi beni çok heyecanlandırdı. Sağlık Müzesi daha önce Bursa içinde kurulmuştu fakat da birçok koşullar nedeniyle iki kez yer değiştirdi. İki kez binası başka kurumlara tahsis edildi. Bunun üzerine Nilüfer Belediyesi sahip çıkmak istedi ve dedi ki biz sahip çıkarız. 100 yıldır Bursa'da ve çevresinde hizmet veren sağlıkçı, hemşire, doktor, sağlık memuru, ebelerin bize bıraktığı anıları, onların birikimlerini, onların kültürel değerlerini, onların eşyalarını biz nasıl öteye götürebiliriz? Örneğin arkamızdaki eczane 100 yıllık Suzan Bozkurt'un ve daha sonra Nilüfer İpek Çoğlu'nun eczanesi alt parmakta mesela yıllarca hizmet verdi. Şimdi Bursalılar bu anıları yaşadı, biliyorlar. Zübeyde Hanım doğum evinde on binlerce Bursalı doğdu. Devlet Hastanesi'ndeki birçok eşya, tedavi görenlerin yaşadıkları anıları. Kirazlıya ile kapatıldı sanatoryum, otel oldu. Yani anılar gidiyor. Biz o anıları burada tekrar yaşatmaya, canlandırmaya çalışıyoruz. Bunun amacı o.